Kanka atayım mı bakışı? Nasıl? Sondaki dudak hareketi O ama kanka orası biliyorsun performans sanatı deniyor buna biliyorsun. Orada taban yapıyor. Bak şimdi bir daha yapayım mı? Nasıl güzel oldu mu? Muhteşem. Abi süper ya valla. Filmin adını unuttum oradan öğrenmiştim ama. Ben Stiller'ım filme. Top model bu. Filmin adı bir insan ismi. Ver bana ver. Johnny English diyeceğim ama Johnny English değil. Girme abi. Senin galeri sakat mı? Seninki de mi yok, sakat? Benimkinde hiçbir şey yok. Bir ver bakayım oğlum. Kanka tehlikeli demek ki vermek istemiyorum. Evet abi yak oğlum bunların hiçbiri telefonunu bana vermiyor. Siliyor her şeyi. Yapıştırdı gitti. Hep XXXXX. Son arabaları sildi. Zoolander. Bak işte şu sarışın burnu yamuk olan da şu adam. İşte bu filmde öyle bir bakış vardı kanka böyle bak. İşte böyle. Selam ben Uras. Bugün bir DA Mızırvan videosuyla karşınızdayız. Hemen videonun başında bazı muhabbetler etmiştik. Sekon verirse görürsünüz. İnanılmaz. Ezgi'nin kanalına rakibiz. Yani şu an rakip olmadığımız statü bir o vardı. Rakip olamazlar biz anlamadık. Yani. Bizde skeç falan var. Evet aynen. Canlandırma. Aynen canlandırma var. Filmin resmini aynen. Baştan çekiyor. Aynen tabii. Ezgi'nin kanalı ne yapıyor? Bilgi veriyor. Ben direkt filmi koyuyorum önlerine ya. Bak yapayım mı? Alternatif çek filmi çekmiyoruz ya. Evet abi tamam. Öyle film vardı biliyorsun değil mi? Be Kind Rewind. Dünyanın en iyi herhalde 3-4 filminden biridir. Onu da tavsiye ederim. Hadi başlayalım. Şimdi bunu hanım yolladı dün gece. Sekom. Şimdi koyalım buraya. Adam Sekom. Şu böyle alıyor tamam mı şeyi? Bıçak ve ateş yardımıyla yapıştırıyor. Oluyor mu olmuyor mu ona bakacağız şimdi. Videoyu izledik mi? Buraya koymadın mı oğlum? Koydum o zaman tamam. Allah ya. Şimdi bak böyle yaptık tamam mı Sekom? Şimdi ocağın alttan yanması lazım. Abi işte kulağın eksikliğini çok çekiyoruz ya. Yani. Ocak tutuyorum. Bu masa yanıyordu şu an. Ben ittireceğim buradan oğlum böyle. Buradan mı yakıyor? Bak şu alttan uzaktan tut da elimi yakma elimi. Kanka o yaksın sabit sen ona. Evet evet aynen abi yoksa bu iş pek şey kalmayacak. Senin bu çakmağın da Musab'cım kendine ayrı yok. Evet ya. Kanka açıldı o ama çok yaktınız ya. O kadar yakmıyor hemen onu fırt diye yapıyor. Sen resmen mangal yaktın ya üstünde. Oldu ama. Oldu işte evet. Ama buradan. İşte çok yaktın orayı. Sıkıntı oldu. Gel Musab. Çakmak. Adamın getirdiği çakmak. Daha geçen gün doldurdum da hep böyle oluyor. Evet oldu mu sence? Bir tur daha yaptım. Bu sefer de az mı oldu? Dur bakalım. Hayır olmuş işte. Olmuş mu? Evet bak Seko. Görüyor musun? Evet. Gerçi biraz zorlayınca açıldı. Ama oluyor yani. Oluyor. Vay be. Harbi dehaymış ne diyorsun? Bence de deha. Deha. Güzelmiş. Bıçağımız da kalpli. Şimdi. İstersin? Sonu. Buraya koyalım. Ketçaplık yapacağız. Ketçaplık yapmak ne demek lan? İşte tam yani ketçaplık denmiyor mu ona oğlum? Tuzluğa tuzluk denmiyor mu? Bu da ketçaplık. Evet o mantıkta bakarsan doğru. Sen ne mantıkta ya? Ketçaplık yapacağız. Hani palyaçoluk yapacağız gibi. Maymunluk yapacağız. Ha enteresan. Sen hiç ketçaplık yaptın mı? Yok işte o yüzden şaşırdım. Ha tamam. Kanka söyle artık. Neyi? Söyle. Neyi lan? Şu şeyi muhabbetini söyle. Neyi muhabbet? Ha, ya kanka onu nasıl diyeceğiz bilmiyorum ya. Valla. Senlik bir mevzu yok ya. Ya arkadaşlar şimdi birçok takipçim bir tane site gönderdi bana. Patreon diye. Buradan takip ettiğiniz fenomenlere aylık işte böyle bir ne deniyor ona? Küzü miktarda. Bağış yapılıyormuş. Ya bunu dedi koy ben sana bağış yapmak istiyorum dedi. Ulan dedim benim bağışa ne ihtiyacım var oğlum dedi. Benden büyük bir abonemle konuşuyorduk. Ya dedi o öyle değil. Hani senin videoların daha güzel olsun diye ben sana aylık bu kadar vereceğim. Ulan dedim o ne güzel işmiş öyle. Ama dedim bana kimse vermez ki o parayı. Olsun sen koy ben vereceğim dedi en azından bir kişi. O yüzden aşağı linki koyuyorum. İşte orada bakarsanız aylık böyle isterseniz böyle benim kanala bağış. Ben de işte Amerika'dan ürün mürün alırım. Ama tabii zorunluluk yok. Bizim hizmet beleş. Agaya beleş. Agaya beleş. Aga kim? Abone. Neyse tamam yetti. Utandım zaten. Bir daha söyle lan. Anlamayan olmuştur belki. Patreon diye bir tane internet sitesi var. Koyuyorsun oraya kendi şeyini, linkini. Oraya bakıyorsunuz. İşte ben diyorsun aylık 5 dolar Uras'a yardım edeyim. Videolarını geliştirsin falan. Öyle bir link. Bak oğlum utandım ya. Yeter. Nerede şey? Biz bunun çakmağına kaldıysak yine. 6 günde biter bu. Oğlum bunun bak çakmak kullanmada şöyle bir detay var. Arkada bir tuş var. Evet. Dibine getirmiş bunu. Daha dün aldım diyor. Buna ne sokacaktık biz ha? Kürdan. Şimdi. Onu da az yaktın ya. Biraz yak. Ne bileyim abi senden korkuyorum. Yok az yaktın çok yaktın. Çabuk. Ne oldu? Delindi. Ne oldu oğlum delindi. Delindi lan bu. Bunun delinmemesi lazımdı Seko. Yani aslında delin... En sonunda delecektik zaten. Hayır bir de bu kaldı burada böyle yapıştı. Bir daha mı yapacağız? Dıştan yak, içten bastır. Bastır. Oğlum ben...
Ben oradan seni görüyorum. O kadar büyük olmayacaktı ki. Hayır yani bir de böyle bir ucum ucu çıkmayacak mıydı Seko? Evet, bir yerde abi. Bir yanlış mı yaptık? Bir kapat daha var mı? Ama ben hareketi gördüm abi, sen böyle yaptın. Hayır ya. Oğlum ilk delikten sonra onu yaktım ya. Orası genişledi. E madem dedi genişledi, iyice ben müdahale edeyim. Yeni bir kapak. Yani bu iş pek doğru yerlere doğru gitmiyor kanka. Yani bir sonra bulduğumuz kapak buna biraz büyük geldi. Oğlum şişe yok mu şişe? Ya Musab sen kendi şişeni getir. Musab'ın Zula'da şişesi evet var. Evet abi Zula'da her zaman Musab'ın Zula'da şişesi var. Kirli çıkı bu. Bak hemen tamam getireyim dedi gitti. Böyle ama bir şey olur mu? Ama sesini çıkartmıyor. Tabii tabii. En son çağırdı. Aynen aynen. Hayır abi şişem dolu o yüzden. Belli mi olur kanka? Bir kıtlık olur, bir şey olur. Ha, kapağa ihtiyacımız olur. Musab'ın da süper gücü var. Hemen anlamak. Hemen anlamak. Şimdi. O kürdan da çok ince. Bence biraz daha kalın bir şeyle ittireceğiz onu. Bununla ittireceğim. Oldu mu Sekol sence? Yok yok. Oldu mu sence? Açıldı bayağı. Yap yap dedim böyle oldu. Böyle bir şey olur mu? Abi bizim sos biraz çok açıversin ya. Biberon gibi oldu abi. Kanka bu olmadı galiba. Ya aslında mantık doğru. Bir de ucunu kestik mi? Bizimki biraz çok akacak abi. Zaten kanka bizim Kamil'i gördüm ben. Sabah simitin içine bile ketçap sıkıyordu. İlla neyse hadi. Prodüksiyondan kaçınmayalım. Kanka adamınki ne güzel oldu. Bir de bizimkine bak ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bunu nereye sıkam? Bu buradan buraya 6 ayda gelir. Sık sık. Kahretmesin ya. Oğlum bizim ketçaplarımız ne güzel işte. Abi ne gerek var böyle bir şey yapmaya? Biz bunu zaten ketçapla yapabiliyoruz elimizdeki ketçapla. Evet abi ne gerek var böyle bir şey yapmaya ya? Ketçaplık yapmayın. Bu sefer doğru yerde mi kullandın? Evet. Kanka şunun gidiyorsun Eminönü'nde 3,5 lira ya bu. Bunun şeyi hani hamburgercilerdeki ketçapla 3,5 lira 4 lira onların tanesi. 5 liraya da gitsen gelsen. Böyle bir şey var ya. Böyle bir şey var mesela delikli. Oğlum o kadar ketçap pörtledi mörtledi bu ketçaplar nereye gitti? Bu zırva bunu beğenmedim. Bu zırva. Şimdi diş temizleyeceğiz Seko. Bak şimdi ne yapıyor hanım ablamız? Şunu da şöyle ikiye katlayalım. Tamam mı? Bir dişimi çek önce dişimi. Abi ince gibi ya. Gerek yok ki yapmayalım. Değil mi? Beyaz ayarını yapsaydın hazır dişimi yap. Şey yapmışken. Önce hanım ablamız gibi. Bu Kamil'in değil mi? En son 6 ay önce kullanılmış. Kamil'in dişler bembeyaz. Çocuğun hakkını yeme. Kimin o zaman? Senin mi? Benimdir o kanka. Diş macunu sıktık Seko. Sonra üstüne biraz karbonat. Sonra dişe bunu sabitliyor Seko'cum. Dakika. 10 dakika bekleyeceğiz mi? Aa. 10 dakika. Beklenir abi. Boksörler gibi oldun abi. Ha. Bence rapçiler gibi oldun. Ha. Yakıştı lan. Böyle yaptırsak girişleri. 10 dakika oldu mu? Kanka daha 9 dakika duracağım. Kıskırıyor mu ya? Biraz dur. Vay be kanka. Yetmez oğlum 10 dakika dur. 10 dakika oldu. Böyle ağzımı takılıp geliyor. Bence de kanka. Kusacağız hepim. Seko nasıl karşılaştıracağız şimdi? Nereden bileceğiz biz bunun devamı zırhı mı olduğunu? Ben gözle görünce anlarım. Harbi mi? Buna bakayım. Dişin yok lan. Hangisi? Kanka pek fark yok gibi ya. Ya kanka zaten kullanması çok zor. 10 dakika yutkunamadım ya. Ya ben daha önce şeyi duymuştum. Karbonat. Karbonatla diş fırçalamam. Ya tamam o var da yani öyle ton açacak kadar da şey yapmaz bu. Bir de fırçaladın dişimi. Ya bir de bunun zararları da olabilir abi. Alüminyum de koyuyorsun abi. Zırva ya zırva. Sekom şimdi Eh Be Family diye bir büyük bir şey var. Instagram ve sosyal medya fenomeni aile var. Orada şöyle yapıyor Eh Be Family'nin kızı. Alıyor şarpıyı kalemi. Babasının kolunu boyuyor. Getir kolunu. Ben sen, mi? Senin. Getir kolunu Musa. Biraz büyük yapıyor. Tamam mı? Sen yan tarafı ona verirsin. Ondan sonra kanka bak diyor baba diyor. Bir şey yapacağım diyor. Göreceksin enteresan bir şey yapacağım. Yapıyor onu telefonla melefonla bir şeyler. Ondan sonra elektrik çarpıyor kanka. Şok oluyor babası. Flaşta fotoğraf çekerken evet. Mi oluyordu? Evet. Şimdi. Bir de kurumasını bekliyordu abi. Kurudu herhalde değil mi? Şimdi kırmızı getirin. Evet evet abi hemen kurur. Herhalde oldu. Ha? Şu benim tükürüklü kağıt peçete burada olsaydı basardık. Alırdık şeyini. Tuvalet kağıdını mı? Tuvalet kağıdını. Senin kullandığını getir benim, ama. Evet az öncesi. Evet evet onu getir.
Şu 10 dakikalık arada Mac, sildiğim var. Evet, Mac Blue o çünkü. Oldu mu bu? Versene iPhone'unu Seko. Ya da sen ver kardeşim. Bu kim lan? Mardu Robi. Sen hani Dumu Delilo'yu seviyordun? Dumu Delilo muydu? Dua Lipa. He? Dua Lipa. Hani? Yeri farklı oldu. Oğlum gerçekten yeri farklı. Ama Mardu Robi nereye? Dua Lipa da nereye yani? Ya harbiden birader ya. Oğlum senin fotoğraf makinen nerede? Gerçi sen anladığım kadarıyla internet kullanıyorsun fotoğraf makinesinden ziyade. Anladığım kadarıyla. Abi aşağıdan kaldı şey. Şimdi getiriyorum. Flaşı nerede bunlar? Tam şurada. Değdiriyorum değil mi? Hazır mısın Musa? Oğlum oyun açıldı. Bunun telefonu dipsiz kuyu ya. Her şey çıkabilir. Hafiften bir şey hissettim. Böyle biliyorum. Çok ince ama böyle. Şaka yani. Yapıyorsun ya. Valla çok ince bir şey geliyor. Bana da yap lan o zaman. Sert değil yani. Şey gibi abi böyle. Komple boyayıp yapayım mı? İğne ucu batırır. Harbi mi? O kadar ince yani. Gerçi sen boyalısın zaten. Ama kalemin şeyi bu. Tam şimdi kanka damar üstüne, bilekteki damar üstüne yapacağım. Böylece hemen ölebilirsin. Bayılmayalım. Hemen bayıl diye hemen. Bak hem de yaparken üflüyorum bak. Niye damara yaptın? Belki ölürsün diye. Ya hemen acı çekme diye kanka. Seni düşündüğümden. Bak mesela Musab'ın çok canı acıdı. Yapıyorum. Yap. Bismillah. Hissettim. Harbi mi? Aa evet çok hafif. Ne oluyor? İğne batıyor gibi oluyor. Aa gerçekten. Aa. Çok ince çok değil mi ince, abi? Çok ufak ama öyle acıtacak bir şey değil. Rahatsız edecek bir şey böyle değil. Böyle şokingen tarzı. Peki niye oluyor şey bu? Şey vardı ya böyle akupunktur aleti vardı ya ha. Elektrikli. Aynı onun gibi. Niye oluyor? Bence o flaşın ufak bir sıcaklık veriyor. Onun sıcağını hissediyorum sadece. Siyah olduğu için de emiyor onu. Olabilir evet. Evet. Herkes kafayı yemiş ya. Vallahi billah. Zırva değilmiş abi. Deha'ymış. Ya Seko? Deha. Biliyorsunuz bu ofisteki tek fenomen ben değilim. Bir fenomen daha var. Çipke Kaan Çakir TikTok. O bana gönderdi. Kanka TikTok'ta ne kadar enteresan efsane varsa Kaan'a etiketliyormuş insanlar. Evet. Bana göstersin diye anladığım kadarıyla. Şimdi limonu kanka kablosuz şarj olarak kullanıyorlar. Şunu şöyle alüminyum folyoyu çift katlıyor. Sonra limonu böyle yapıyor. Sonra buradan böyle yapıyor. Şimdi sözüm ona. Bu kadar mı? Evet. Ben de inandırıcı buldum yani açıkçası. Karşıma dekolte çıkıyor. Telefonu kaydırıveriyor. Telefonu kaydırıveriyormuş. Düz durmuyor. Dursa olacak gibi sanki. Olacak gibi. Kaan bu kadar mı lan? Limon, alüminyum folyo o kadar mı? İzledim bu kadar kanka. Bu kadar değil mi? Yok. Alakası yok. Bu kadar. Harbi zırvaymış lan bu. Kanka çok mantıksız zaten ya. Evet. Bu da zırvaymış. Hadi beni geç. Kaan'ı mı kandırıyorlar ya? Mümkün değil ya. Gördün mü? Bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız? Kanka yine bir şeyi patlattık. İnternette pratik bilgiler diye gezinen saçmalıkları patlattık. Sayemizde abi kandırma oranı düşmüş biliyorsun evet. Değil mi? Harbiden bu arada gerçekten. Böyle görüyorum oğlum. Instagram'da etiketliyorlar. Mesela bir şey yapıyor adam. Şunu bir Uras'a gönderelim de diyor. Altına beni etiketliyor. Bir baksın doğru mu değil mi? Eskiden Saadettin Teksoy'dan korkarlardı biliyorsun. Artık benden. Evet. Beni gördüğünüzde bundan sonra kafanıza bone takacaksınız. Uğur Dündar şeye gidiyor kanka. Bir çiftliğe kontrole. Adam traktörü önlük ve bone ile kullanıyordu. Korkusun. Evet abi. Bundan sonra öyle. Kanka bence benim videomu izleyecek olanlar da önlük ve bone takmalı. Bence de mantıklı. Çünkü yani ben artık yeni Kaan'dan biraz şüphelendim. Gerekebilir önlük ve bone. Sıkıntılar var. Musab zaten. Bence gaz maskesi. Gaz maskesi artık ne bilseniz. Takın yani çünkü bir Dulipa diyor, bir Margot Dubrata diyor. Sürekli Dulipa mıydı neydi o kızın adı? Dualipa. Çirkin bir şey. Neyse işte ondan sonra kanka Dualipa fanı falan vardır şimdi diyeceksin. Kanka çok Türkiye'ye geliyor. Öyle mi? Uyar kendisi de duyabilir yani. Çirkin değil o. Çirkin değil canım yani. Ama nereden geldi oğlum yine bu Dualipa? Sanki benim arkadaşım ya. Niye her videoda Dualipa'dan bahsediyoruz? Bilmiyorum. Diş macunun etkisi olabilir. Evet diş macunun etkisi olabilir. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.